Ya ders çalışırken ya ay sonunu getirebilecek miyim? Yediklerimden kısayım mı? Hiçbir zaman böyle olmadı. Ben neden para alıyorum devletten? Geri ödemeli mi? Geri ödemesiz mi? Bu para bana yetiyor mu? Yetmiyor mu? Hepinize Danimarka'dan tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir üniversite gezeceğiz. Bu üniversite Odense şehrinde. Hep kendi üniversitemi çekmek istemedim açıkçası. Birazcık başka kampüsleri de gezelim, başka üniversiteleri de görelim. Ve aynı zamanda devletin bana verdiği burs mu artık, destek mi ne derseniz onu anlatacağım. Ben nasıl aldım, niye alıyorum, nasıl alınıyor? Birazcık bunların detaylarından bahsedeceğiz. Bu arada gözümde birazcık alerjik reaksiyon var. Biraz kötü görünüyor olabilir. Bu sıralar Danimarka'da hep böyle şeyler oluyor. İkinci kez oluyor artık gözlerimin böyle olması. Doktora gideceğim. Artık bana neyi öneriyorsa o ilacı alacağım. Gözüm ama çok mahvoldu bu son günlerde. Birazcık da uykusuzum sanırım. Onunla da alakası var. Hiç bilmiyorum. Videoyu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güneş açıyor bakın. Güneş açıyor. Bu bir mesaj. Video çekmeliyim diyor. O kadar yağmur yağdı günlerde. Şimdi buraları hep birlikte gezelim ve bu üniversitedeki bölümlerden bahsedelim. Neler var? Nasıl gözüküyor? Ondan bahsedelim. Açıkçası bu üniversite lokalleri çok benim hoşuma gitmedi. Ben önceden gelip bir sınava girmiştim burada. Birazcık eskiydi en azından benim baktığım. Şu kadarını söyleyeyim. Ben bu üniversiteye başvurdum, giremedim. İngilizce dil puanım çok yüksek değildi. Açıkçası gramer olarak yüksek puan almaktansa ben İngilizce konuşmayı tercih ederim. Yani konuşayım ama yazamayayım daha iyi. Şu an birkaç dil bildiğim için yazarken zorlanıyorum. TOEFL'a girerken de bir essay yazarken muhtemelen çok yanlış yaptım. Dediğim gibi ben konuşmayı tercih ederim yazmaya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Ama ben hiçbir şey yazamayayım. Gramerde kötü olayım. Bazen kafam karışsın ama %100 konuşayım. Zaten şu ana kadar kiminle konuştuysam sen Amerika'nın neresinden geliyorsun diyorlar. Amerikan aksanında Amerika'da okuduğum için birazcık aldım. Şimdi arkamda görüyorsunuz sonbahar var. Şu anda mesela bir tane anatomi binası diye düşünüyorum bu. Önünde anatomi yazıyordu. Birazcık sanatsal görüyorsunuz. Şöyle tek başıma da yürüyorum burada. Buradaki kampüslere girerken arkadaşlar güvenlik yok. Yani siz kafanıza göre giriyorsunuz. Üniversiteyi merak edenler, gezmek isteyenler gelip bakabiliyor şu an yani benim yaptığım gibi. Şöyle de bir bahçesi var. Şöyle yavaş yavaş da göstereyim. Sizler de benimle birlikte takip edin. Arkadaş orada bisiklet sürüyor mesela. Bisiklet yolu yapmışlar böyle bir tane. Fark ettiğim üzere şöyle bir tane de metro gelecek buradan. Şöyle metro alanı yapmışlar gibi. Ben buradan nasıl ineceğim ya? Ben nasıl geziliyor, gidiliyor? Ben böyle random sizlerle sohbet ederek neyi gördüysem onu yorumlayayım. Çok film sahnesi gibi duruyor bu arada. Böyle yaprakların düşüşü, ondan sonra kimsenin olmaması. Bu okula girmek çok zor. Ben sınav notlarım çok yüksekti okulda fakat işte dediğim gibi İngilizce sınavım çok yüksek olmadığı için giremedim. Bu üniversiteye girmek isteyenler çok önemli. İngilizce puanlarının çok yüksek olması gerekiyor. Dediğim gibi yani ben çok önemsemedim TOEFL'ı. Benim okul notlarım daha önemliydi benim açımdan. Bakın herkesin öncelikleri farklıdır. Benimkisi de buydu. O yüzden ben buraya başvurdum. Ne yazık ki kabul alamadım. Başka üniversitelerden kabul aldım ama sonrasında da kendi üniversitemi tercih ettim. Bu okul çok köklü bir üniversite. Senelerdir var olan bir üniversite. Ve şunu da not etmek istiyorum. Bu üniversitenin içinde de bir sürü Türk profesör var. Onlarla kontak kurabilirsiniz, akademik kadroya bakabilirsiniz. Sorularınızı Türkçe yollayın bence. Kesinlikle yardım eder. Yani ben eminim kesinlikle yardım ederler. Seve seve. Şöyle ormanın arasından geçiyoruz. Ben Türkiye'de çok fazla üniversite gezmedim açıkçası. O yüzden karşılaştırma yapamıyorum. Üniversitenin içeriklerini de bilmiyorum Türkiye'de. Sadece Gazi Üniversitesi'ni gezdim. Gazi Üniversitesi'ni gezdiğim için oradaki yemekhanesini bilirim. O kadar. Yani bu çok bir şey bilmiyorum. Sanırım bugün pazar olduğu için içeriler kapalı. Bilmiyorum, bir girip bakmadım ama annem de beni buraya bıraktı. Dışarıdan görünümü çok soğuk bu arada. Benim üniversitemle kıyaslayınca, ben en azından kendi üniversitemle biraz kıyaslayayım sizin aklınıza da olsun. Çok beton gibi. Bizim mesela üniversitemizde her şey cam, dışarısı çok net gözüküyor. Ama burada bu şekilde değil. Şimdi birazcık daha farklı yerlere gitmeye çalışayım. Başka yerleri görelim hep birlikte. Bu arada böyle yeni bir bot aldım Daiman'dan.
çok güzel. Şöyle çimlerden basa basa gidiyoruz. Şöyle ara yollar yapmışlar. Ben yolu kesinlikle tercih etmiyorum. Buradan kendimi zorlayarak gidiyorum. Böyle yürüyelim. Yaya yoluna geldik. Bu üniversitenin konumu bence çok iyi. Otobüsler sık sık geliyor. Her yere ulaşım var. Benim üniversitemde mesela kıyaslamak için benimkisi de Roskilde University'de geçiyor. Çok zor gidiyorsunuz okula. Öyle bir tren istasyonu ki benimkisi çok zor bir ulaşım var. Burası mesela öyle değil. Görüyorsunuz. Bir otobüsle gelebiliyorsunuz. Çok daha optimal. Yanında IKEA var. Ondan sonra alışveriş merkezi var. Bakın görüyorsunuz çok soğuk gözüküyor bina yani. Bunu anlatmaya çalıştım. Şurası da mesela hani gıpgri. Gıpgri yani, anladınız mı? Bakalım metro gelince burası canlanacak mı? Şimdi ana girişe girmeye çalışacağım. Hiç açık bina var mı bilmiyorum. Ben kendi üniversite kartımı getirdim. Olur da hani girebilirsem diye. Çünkü bazen pazar günleri hani giriş yapmak isteyenler kartlarıyla giriş yapabiliyorlar. Şöyle karşıya geçelim. Metroyu da böyle yaptıkları da böyle çimler yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. Şimdi hafta içi kalabalık oluyor mu onu da bilmiyorum. Benim tek vaktim şu anda pazar olduğu için pazar günü gelmeyi tercih ettim. Bomboş. Yani zaten kim niye pazar günü okula gelsin böyle bir şey yapsın bilmiyorum. Şimdi artık yukarı doğru çıkalım. Burası alt kısım. Yukarı doğru çıkamadım ama size böyle iki pratik bilgi vermek istiyorum. Bu üniversitenin başka şehirlerde kampüsleri var. Bunlar Odense, Esbjerg, Kolding, Slagelse, Copenhagen. Yani bu tarz yerlerde kampüsü var diyebiliriz. Toplamda 2016 yılında sadece 30 bin öğrenci. Sadece diyorum çünkü Türkiye ile kıyaslayınca 30 bin herhalde komik bir rakam. Toplamda yani bütün bölümlerde 30 bin öğrenci varmış 2016 yılında. Burada bisikletlerinizi park etmek için koca bir alan yapmışlar. Burası bir devlet okulu. Eğer ki Danimarka'da veya yurt dışında genel olarak bir üniversitede okumak istiyorsanız bununla ilgili çok spesifik bir video yaptık. Ben yine de söyleyeyim genel anlamda, genel hatlarıyla, ama çok spesifik bir video yaptık. Açıklamalar kısmında var, onu da koyacağım. Yukarıdan da link bırakıyorum. Genel olarak bir İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor. Sonrasında sizin belli bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Her semester diyebiliyorum. Şimdi birazcık gelelim benim aldığım paraya. Ben neden para alıyorum devletten? Geri ödemeli mi, geri ödemesiz mi? Bu para bana yetiyor mu, yetmiyor mu? Kampüsü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi benim 5400 kron. Şu anki kurla bakın değişebilir her an biliyorsunuz. Yaklaşık 8000 TL yapıyor. Doktor maaşı neredeyse. Euro olarak karşılığında ekranlara sizlere Enes yazıyor. Bu para bana yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunu söylemeden, parayı söylemeden önce şu binalar çok koyu ya. Çok içim daraldı. Benim üniversitem hiç böyle değil. Daha böyle açık açık. İçinde mesela hiç neredeyse cam yok. Baksanıza şu binaya. Şöyle ben yukarı çıkayım hatta ya. Normalde bu şartlarda ben bir yurtta hem yaşayıp hem geçinebilirim bu parayla. Bu kadar samimi söylüyorum. Biliyorum çünkü geçinen insanlar var. Ben hali hali geçinirim. Bir ekonomist olarak parayı nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum. Nereden daha ucuzunu, daha ekonomini bulunur. Hepsini daha iyi biliyorum. Danimarka'da da 4 sene yaşadım zaten, az çok biliyorum. En ucuz nereden alınır? Bu 5400 kron aslında yetebilir. Bu yurt fiyatlarından fiyatlarına değişiyor. Ama Roskilde Üniversitesi'nde bir kez bana çıkmıştı bir yurt. Onun fiyatı da 2500 müydü, 3000 kron muydu tam hatırlayamıyorum ama o civarlarda bir şeydi. Bütün bütçe bana yetebilirdi, 5400 kron. Şöyle benim en çok böyle hoşuma giden şu binaların böyle yaprakları, şu binaların yapraklar tarafından böyle kaplanması. Bu bahsettiğim burs. Hatta ben size şöyle koyabilir miyim? Yok, koyamam arkadaşlar. Buraya sizi koyamam. Ya yani araları şöyle delik olduğu için aşağı düşebilme ihtimaliniz var. Ben bu parayı devletten geri ödemesiz alıyorum. Adamlar diyor ki biz bunlara, öğrencilere destek verelim. Şimdi şöyle düşünelim. Burada yine bir ekonomist olarak benim bir avantajlarım oluyor. Çünkü kitapları ucuz olarak nereden alınır biliyorum. Böyle şeyler var, çok ilginç. Ben de size aynı zamanda göstereyim. Bu parayı devlet aslında öğrencilere destek çıkmak amacıyla veriyor. Şimdi bir kitap arkadaşlar çok pahalı burada. Bir kitap 1000 kron tutabiliyor veya 2000 kron tutabiliyor. Eğer birkaç dersiniz varsa, psikoloji gibi ağır bir bölüm okuyorsanız kitaplar,
4-5 bin krona, hatta belki daha fazla çıkabilir. Tabii ben bu konuya bir çözüm buldum. Türkiye'de, Ankara'da bir yerden kitaplarımı temin ediyorum. Danimarka'da tabii ki çoğu şey pahalı. Mesela benim paramın çoğu ulaşıma gidiyor. Ulaşım çok pahalı. Ama mesela okul kampüsünde kalsanız, bir kere kira ödeseniz, yani yurdunuzu kira ödeseniz, aslında o para size yeterli oluyor. Çünkü ulaşım kartına gerek kalmıyor. Olduğunuz bölgede gezebilirsiniz veya hani şey yapabilirsiniz. Ya da Kopenhag'a arada sırada giden arkadaşlarım var. Peki bu parayı başka kimler alabiliyor? Ben bir Danimarka vatandaşı olarak bu parayı alıyorum. Benim arkadaşlarımın söylediğine göre, bakın yurt dışından arkadaşlarımın söylediğine göre, siz yine de %100 araştırın. Eğer ki belli bir saat üstünde çalışırsanız, bu saatlerinden emin değilim, sormadım arkadaşlarıma. Belli bir saat üstünde çalışırsanız siz de bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Peki bu yardımın ismi ne? Aslında yardımın ismi SU, SU diye. Görüyorsunuz bisikletler için çok fazla yer var. Arabalar için de çok fazla yer var. Ben nerede olduğumu bilmeden yürüyorum. Şöyle üniversitenin, ben ana girişini gördüm şimdi. Tamam, biliyorum nerede olduğumu şu anda. Bu yardım okuduğunuz sürece sizlere veriliyor. Ben şimdi yaklaşık olarak neredeyse 5 senedir okuyorum. 3 senedir aldım. 1 sene boşluk vardı bende, gezme boşluğu. Şimdi master'ımda da para alıyorum aynı şekilde. Şurada mesela otobüs durakları var. Böyle 40-44 geliyor bu taraflara. Şunu not etmek istiyorum. Bu para aslında böyle çok bir para diyemeyiz. Ama şunu biliyorum ki konuştuğum kadarıyla birçok arkadaşım bu yardımdan çok memnun. Okumaya çok teşvik ediyor. Özellikle mesela ben çalışmadan görüyorsunuz. Hayatımı, yani gerçek bir işte çalışmayaraktan hayatımı aslında sürdürebiliyorum. Markette çalışabilirdim veya başka bir yerde çalışabilirdim. Biliyorsunuz iş teklifi geldi, orada çalışıyor olabilirdim. Ama bu para kafamı öyle bir rahatlatıyor ki bütün motivasyonum derslerim. Yani ders çalışırken ya ay sonunu getirebilecek miyim? Yediklerimden kısayım mı? Hiçbir zaman böyle olmadı. Şu ana kadar konuştuğum öğrencilerde her zaman ama her zaman yemeklerinin olduğunu, yani yettiğini, bu paranın da çok fayda ettiğini söylediler. Bunu da ben size söyleyeyim. Ben de tabii ki devletin böyle bir imkanından çok mutluyum bu konuda. Tabii çok fazla vergi var Danimarka'da ama o vergiler eninde sonunda sizlere geri dönüyor. Şunu da not etmeden geçemeyeceğim. Park alanında şöyle bir şey fark ettim. Grøn parkering, yani yeşil park diye geçiyor. Burada elektrikli araçlar durabiliyor. Yani bunlar sadece elektrikli araçların yani durabildiği bir yer. Başka bir yerde kalamıyorlar. Hatta şurada şöyle bir şey var. Muhtemelen görüyorsunuz, şöyle şarj edebiliyorsunuz. Üniversite turumuza devam ediyoruz. Bayağı büyükmüş bu arada kampüsü. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Öyle hep birlikte geziyoruz. Benim en çok bile dikkatimi çeken çok fazla bisiklet park alanı var. Mesela benim üniversitemde bu kadar bisiklet park alanı yok. Şuradaki bina mesela dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bu mesela bence diğer binalardan daha şık duruyor. Bir de bir öğrenci olarak çok fazla içeride kaldığınızda açık alanın olması, yani pencerelerin olması bence çok önemli. İçeride yoksa bunalıyorsunuz diğer türlü, çünkü saatlerinizi orada geçiriyorsunuz. Sanırım ana girişe doğru gidiyoruz. Ben sınavımı burada girmiştim ama girmem çok fayda etmedi çünkü bu üniversiteye giremedim. Bu üniversiteye de aslında girmek istememin sebebi diğer üniversitemin çok uzak olması ve Kopenhag bölgesinin çok pahalı olması. Eğer ki benim okulumu merak ediyorsanız yorumlara senin okulun ya da senin okulunu da çeker misiniz derseniz daha detaylı, artık mutfaklarına kadar gösterdiğim bir video gelebilir. Şimdi burada her şey kapalı. Sosyal imkanlarından da çok bahsedemiyorum, çok fazla bilmediğim için. Ama bildiğim bir şey var ki spor alanında iyiler. Şimdi sporun olduğu bölgeye gitmeye çalışıyorum şu anda. Emin de değilim tam. Şu bina artık böyle arkamda kaldım. O spor olan bölgeye doğru gidelim. Hatta karşımda bir futbol sahası görüyorum. Hep birlikte oraya bakalım. Şöyle yine bakın, hep gri konsept var, görüyor musunuz? Gri konseptle devam etmiş. Studentsk Üniversitesi. Kocaman bir futbol alanı var. Şöyle görüyorsunuz. Zaten boyutu bayağı büyük. Şurası, şu karşısı ve burası futbol alanı diye geçiyor. Ben de devam edeyim. Burada tek insan olarak da burada antrenmanlar yapılıyor. Çok güzel ya. Böyle ağaçlarla çevrili. Burada futbol oynanıyor. Buradaki böyle tek insan olmak çok komik. Kendi kendime öyle geziyorum. Üniversite gezisi yapıyorum.
bu üniversitede gelmeli bayağı oldu. Böyle gezmek, tozmak iyi geldi benim açımdan. Hem de böyle farklı bir atmosfer görmüş oldum. Şu binanın içinde şu anda mesela laboratuvar gördüm. Bu laboratuvarları umarım görebilirsiniz. Burası muhtemelen teknik bir fakülte diye düşünüyorum. Çok fazla hani gözükmüyordu içerisi ama için çok fazla bunları bilmiyorum. Bilmem yani. Şöyle alanlar var. İçerisi böyle çok gözükmemekle birlikte burada ağırlıklar var diye düşünüyorum. Evet, artık üniversite gezimizin sonuna doğru yaklaştık. Bu üniversite bu arkadaşlar. Meraklı olanlar. Girsinler internet sitelerinden istedikleri bölümlerine, yani okumak istedikleri bölümlerine ve oradan ne istiyorlarsa artık, puan mı veya mektup mu neyse onların hepsini tek tek okuyabilirsiniz ve bu kampüste bir gün okuyabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki geçenlerde de bir arkadaşımız mesaj atmış. Ben üniversiteyi kazandım ama kalacak yerde depozito fiyatı beni aştı. Yani çok fazla geldim. Arkadaşlar, buraya gelmeden önce birikim yapmak bu yüzden çok önemli. Çünkü siz yurtta bile okusanız aylık 3000 bile olsa veya 2000 artık kaçsa o depozitoyu vermeniz lazım. Ne yazık ki Danimarka'daki depozitolar çok yüksek. İster yurda ister başka bir yere gidin her zaman depozito ödeyeceksiniz ve Türkiye'deki kadar ucuz değil. O yüzden öğrenci olarak ya çok iyi bir burs almanız gerekiyor. Burs almış bir arkadaşımızla konuştuk, Anıl'la. Onu merak ediyorsanız gidin bence onun bir videosunu izleyin. Burslu olarak buraya geldi çünkü. Ve masrafların çoğu hani burs tarafından ödendi. Tabii ki kendi birikimi de vardı. O videoyu da şu yukarıdan izleyebilirsiniz. Anıl'ın videosunu izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Onun dışında puan tamam, her şey tamam. İçeri girdiniz ama, üniversiteye girdiniz ama yeterli değil. O parayı ödeyebilmek de çok önemli. Bu üniversite bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir yer gördüm arkadaşlar. Bakın burada özel bir fitness var üniversitenin. Biliyorum Türkiye'de de var. Yani gördüm, duydum. Bu da buranın özel bir fitness'ı. Öyle bir yere girdim ki böyle hani burada şey var, metro var. Orada da fitness var. Bayağı böyle küçük bir tünele girdim. Şurada sağda bir yurt kısmı var olduğunu düşünerekten bir buraya kadar bir bekleyeyim dedim. Biraz bir yürüyeyim dedim. Şunun büyük ihtimalle yurt olduğunu ben düşünüyorum. Zaten yani üniversitenin yanında böyle bir şey yapmışlardıysa yurt diye düşünüyorum. Şuradaki yurtların biraz pahalı olduğunu da düşünüyorum. Ondan not edeyim. Yurt ama okula çok yakın. Yani 5 dakika falan yürüyorsunuz. Altında böyle bir kafeterya. Şöyle yurdun tamamını görebilirsiniz. Bence 30 bin öğrenciye yani çok yeterli değil böyle bir bina. Şuradakiler belki hani olabilir. Kalınabilir. Aşağıda da şurada iki odalı evlerin var olduğunu söylüyor. Alan ama çok güzel. Yani çok yeşillik, her şey var etrafında. Ulaşım, toplu taşıma çok iyi. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyenlerimizin çoğu abone değil. Bu yüzden abone olanlara kadar sürekli söyleyeceğim bunu. Beğendiyseniz, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, like atarsanız, yani anlaşırız, etkileşim olur. Biz çünkü istatistiklere göre videoların devamını getiriyoruz. Yorumları da tabii ki okuyoruz. Yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Danimarka'dan herkese, Türkiye'de veya neredeyseniz artık selamlar. Hoşçakalın.